Evet arkadaşlar, Müzikonir'den ben Cüneyt Diktaş. Merhabalar, hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Gümbür gümbür bir yayın bizi bekliyor yine. Haftanın ilk günü pazartesi, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konuğum kim olacak? Sevgi Fırat. Sevgi Fırat bizlerle birlikte olacak. Bu arada ben canlı yayını açamadım bir türlü. Yani basıyorum girmiyor canlı yayına. Basıyorum girmiyor canlı yayına. Nihayet girebildik. Sosyal medya, dijital medya, dijital hayat devam ediyor arkadaşlar. Evet, canlı yayına girdik. Güzel bir sohbet olacak. Konuğum Sevgi Fırat. Sizler biraz toparlanın diye böyle lafı uzatıyorum. Konuğum da geldi belki de. Ama bir iki dakika sonra alacağım. Bir de güzel bir haberim var size. Önümüzdeki ay şöyle bir proje var. Bir yarışma. Hani buradan şarkı yarışması olabilir, ses yarışması olabilir. Onu kararlaştırmadık daha. Ses yarışması daha mantıklı herhalde diye düşünüyorum. Ödüllü bir yarışma olacak Müzikonir çatısı altında ve Instagram'dan canlı yayın yapacağız. Güzel olacağına inanıyorum şahsen. Bu arada benim görüntüm mesela kafam yarım mı çıkıyor tam mı onu bilmiyorum. Ben de tam. Bazıları diyor ki senin kafan yarım çıkıyor, biz yarım görüyoruz diyor. Onunla ilgili de bir fikrim yok açıkçası. Ve teşekkür ediyorum, bizim aşiret burada. Hoş geldiniz. Evet, konuğum Sevgi Fırat demiştim. Sevgi Fırat'a gelmiş. Hemen alıyorum. Sohbete başlayalım. Hem de yavaş yavaş izleyenlerimiz de gelir diye tahmin ediyorum. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın öncelikle? Ay çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok mu yüzün parlıyor? Biraz çok parlıyor. Sahne ışığını birazcık kısman lazım. Şu anda fark ettim de. Bir saniye bakalım. Ben de sen söyleyince fark ettim aslında. Evet arkadaşlar, Sevgi Fırat bizlerle birlikte son şarkısı, son klibi üzerinden, son şarkısı üzerinden konuşacağız. Ve gırgır şamata, bak çok güzel. Şu an atmosfer çok iyi. Şu an oldu çok iyi, mu? Evet. Şu an oldu, şu an biraz. Bir ara sarıydı, şimdi biraz daha açıldı yine. Olmadı. Kıs şu biraz an... daha. Biraz daha kıs. Şu an çok iyi. Tamam. Süper o zaman. Çok iyi şu an. Süper. Ben nasılım? Süper. Gerçekten. Tamam. Komple güzel. Süper. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldin Sevgi. Hoş buldum. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Seni çoğumuz O Ses Türkiye'den tabii tanıyor. Evet. Ama O Ses Türkiye öncesi de var sende. Değil mi? Evet. Şöyle bir kısaca anlatır mısın müzik serüvenini? Tabii. Yani müzik kariyerimi. Müzik kariyerim aslında hı hı. Ben çocukken başladı. Ben çok küçük yaşta, 3 yaşında ben işte korolara katılmak istemişim. Çok gitar olsun, piyano olsun, şan dersi olsun. Hepsine çok fazla ilgim varmış zaten. Ben küçükken çok o taraflara zaten kaymışım. Ondan sonra ben 15 yaşında Yeteneksizsiniz Türkiye'ye katıldım. Normalde zaten Almanya'dayım. Orada doğdum, orada büyüdüm. Türkiye'ye geri dönüş yaptık. Kesin geri dönüş yaptık. Sonra 15 yaşında işte Yeteneksizsiniz'e katıldım. Oradan O Ses Türkiye, oradan Rising Star Türkiye. Evet. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Çok önemli bir tecrübe biliyorsun onlar. Bana hani eskiden yarışmalar farklıydı. Öyle çok katılıp katılmama konusunda benim de öyle serüvenlerim vardır ama çok eskiden. Ama şimdiki mesela O Ses Türkiye gibi önemli bir projede yer almak bence çok güzel. Düşünsene o atmosfer, karşında duayen isimler var. Onların önünde şarkı söylemek müthiş bir tecrübe diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Kesinlikle öyleydi. Ben o kadar heyecanlıydım ki ben sahneden indiğim zamanda da her sahneden inişimde de sahnede ne yaptığıma dair hiçbir şey hatırlamıyordum. İnanır mısın? O kadar heyecanlıydı. Çok farklı bir atmosfer bana çok tecrübe kattı. Peki, müstehaka geleceğim ama onunla ilgili şu var. Yılbaşında da sahne aldın. Biz izledik. Evet. Evet. Orada nasıldı heyecanın? İnanılmaz ya. İnanılmaz.
bayılacağım dedim. Gerçekten inanılmaz heyecan. Ben O Ses Türkiye tabii doğru söylüyorum. O Ses Türkiye akşam falan 4 saat önce öğrendim. Ben 4 saat içerisinde nasıl eve geldim? Şaka yapıyorsun. Nasıl hazırlandım? Nasıl dansçı arkadaşlarla organize olduk? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Nasıl Çok yaptığımı büyük bir stres ya. tabii ve ben o sıra Çağlayan taraftayım. İşte şey Levent Çağlayan taraftayım. Oradayım. Oradan Sarıyer'e gitmem gerekiyor. Sarıyer'den işte tekrar bambaşka bir yere gitmem gerekiyor. Ben o yolu da nasıl geçtim hiç hatırlamıyorum yani. O kadar heyecanlıydım ve çok kısa bir sürede öğrendim ya. Hepsi üst üste gelmişti ortam. Ya şöyle, hep derler ya, böyle güzel haberler böyle bir anda gelir. Organizasyonla olmuyor yani. Hani bir ay önceden belli oluyor falan zannediliyor da. Bazen böyle bir Yok. anda oluyor. Bir kere orada müthiş sahneye yakıştığını gördüm. İyicene artık. Teşekkür Yani ederim. 4 saatte hazırlanmışsın ama gerçekten kostümün. Hani şarkıya zaten geleceğiz. Daha artık iyicene kavramışsın. Seni normal konserler heyecanlandırır elbette ki, ama bu kadar heyecanlandırmaz diye düşünüyorum. Çünkü bunlar bana daha mesela gergin anlar diye geliyor. Burada çünkü kanıtlama var kendini. Kesinlikle öyle. Ben de düşünüyorum. Yani bu çok bu yani çok farklı bir atmosfer olduğunu düşünüyorum. Normal konser sahnesinden. Peki şöyle, şimdi mesela sahneye çıkacaksın ya, hep merak eder izleyicilerimiz de. Sahneye çıkacaksın ama kuliste böyle karşılaşmalar olur, görüşmeler olur, heyecanlar olur. Nelerle karşılaştın mesela? Anlatabileceğin neler var? Arkada nelerle karşılaştım? Zaten şu an oraları düşünürsek hepsi ayrı ayrı o kadar güzel ve büyük şeyler yaşadım ki aslında baktığımızda. Hem 15 yaşındayken Yetenek'te yaşadığım şeyler çok farklıydı. O Ses de çok farklı. Rising Star'da artık daha da farklıydı. Şimdi bir kere hepsi zaten hani Acun bütün yarışmaları ya. Evet. Şimdi artık Acun Medya beni o kadar iyi tanıyordu ki. Yani bir kere o vardı çok. Yani Acun Medya ile artık çok iç dışlı olmaya başladım. Benim çok sevdiğim abi, çok sevdiğim ablalarım vardı orada. Çok farklı bir bağ. Organizatör, arkada organizasyonunu yapan herkesi tanıyorsundur. Evet. Koordinatörlerine, içerik Evet. koordinatörünü, program koordinatörünü. Evet, aynen öyle. Zaten zaman geçtikçe bir de 15 yaşındaydım. Tabii sonra 16 yaşındayım. En son Rising'e katılınca 18 yaşındaydım. Peki şunu merak ediyorum. Sen mi tek yani siz senin menajerin, senin ekibin mi teklif etti oraya katılmaya? Hayır. Hayır, şeye, yılbaşı organizasyonunu söylüyorum. Ha yılbaşına. Yok ha ben kendim müstahak zaten çıktıktan sonra bir işte dediğim gibi sürekli git gel sürekli git gel artık bağlantılar kurulmaya başladı. Ama bak ne kadar güzel, sana hayır demiyorlar yani, gel diyorlar, desteklerini veriyor. Bu çok güzel bir şey, değil mi? Gerçekten inanılmaz. Zaten çok farklı bir ekip. Çok Evet. çok çok farklılar. Gerçekten çok farklılar. Ben sağ olsun Acun Bey beni kırmadı. Ona işte şarkıyı hemen şey yaptık. Bağlantı kurduk işte. O da zaten dinledi şarkıyı da çok beğendi. Dediğim gibi sonradan zaten son Ben 10 çok mutlu oluyorum. Yani emin ol, hani şimdi burada o kadar çok yeni isimler var ki, şarkı söylemek isteyenler, işte hani tabii ki de hep şunu söylüyorlar. Sadece bir elden tutulmakla olmuyor, değil mi sevgili? Kendin mücadele edeceksin. Bu çok önemli. Evet, gerçekten çok önemli. Aynen. Sende de o mücadeleyi görüyorum ama bu son yılbaşındaki müstahak şarkında artık iyice o sahneye yakıştığını da gördüm. Ya Çok çok iyi. güzel Tebrik oldu. ediyorum. Yani kendini Çok aciz farklı. zannediyorum. Zaten O Ses Türkiye'ye çıktığımda da çok farklı hissetmiştim. Yani normal yarışmadaki olan sahne gibi değildi. Çok farklı artık oturmuştu üstüme. Belki de müstahakın bana vermiş olduğu Daha güven, değil mi? Güven, güven evet. farklı yani. Kesinlikle öyle. Çünkü yarışma değildi en azından. Şarkını söyleyeceksin, çıkacaksın. Onun güzelliği de var. Şimdi Evet. müstahaka gelirsek, Bilal Sonses Söz Müzik. Evet. Bilal'e de selamlar, sevgiler. İzliyor mu bizi? Nasıl? Muhabbetin var mı? Ya çok böyle yani iç dışlı değil tabii ki de ama bir ara sıra tabii şey oluyor.
Belki izler bizi buradan. Bilal Son Ses'e etiket atın arkadaşlar. İzlesin bizi. Sevgili Bilal de konuğum olmuştu. Arada sırada izliyor beni. Bazen Samsun Demir konuğum olduğunda gelmişti. Bazen geliyorlar. Vallahi şarkı çok güzel ya. Sen mi beğendin yoksa dedin ki bana bir şarkı ver, o şarkı mı geldi sana? Yok, zaten çok farklı bir şekilde biz o şarkıyla karşılaştık. Bir masadayız hep birlikte. Ve işte bu şarkı ortaya atıldı. İşte böyle hani bir şarkı var. İşte şarkıyı dinliyoruz. Ya diyorum ki olur mu, olmaz mı? Şimdi Hamya şarkısı yani. Evet. Tamamen Hamya, hiçbir şey yapılmamış tabii. Hayal ediyorsun ama ya olur mu, olmaz mı, olur mu, olmaz mı diye sürekli git gel git gel git gel yaptım. Ya dedik ki ya bir stüdyoya girip bir deneyelim ya dedik bunu. Sonra zaten şarkıyı söyledim ve üstüme oturduğunu hissettim. Yani şarkıyı söyleyeceğim de Çok önemli. gerçekten de öyle oldu. Şarkıyı söyledim ve dedim ki tamam dedim, bu şarkı benim olmalı. O kadar aşık oldum şarkıma. Gerçekten. Gerçekten de şarkı da çok güzel. Nakaratını biraz alabilir miyiz? Tabii ki söyleyeyim. Hatta şarkıyı söyle canım ya. Ben nakaratını yazmışım buraya. Kendim de söylerim diye, mırıldanırım diye de. Senden şarkıyı alalım. Söylemeyelim? Birlikte söyleyemeyiz. Senkron tutmuyor çünkü. Keşke söyleyebilsek. Bir gün Özür inşallah söyleriz. Senden bir dinleyelim hadi canlı canlı. O giden bir gün geri dönecek. Benden almıştı beni, geri verecek. Bana da her şey müstahak gibi. Bu kalbim aptal, seni sevecek. Akustik gibi oldu. Şey akustiğini yaparsın mutlaka. Bu çok güzel olur akustiği. Evet, düşündük. Biz de aynısını dedik. Acaba akustiğini de çeksek mi, yapsak mı bir şeyler diye de o da kesin gelecektir zaten. Bak şu anda çok iyi ilerliyor şarkı. Daha çünkü çok taze zaten. 20 gün falan olmuş. Çok iyi ilerliyor. Ama bazı şarkılar mesela bazı şey ilk günden gider. Senin şarkın da sanki böyle 1-2 hafta sonra da iyice bir anda fırlayacak gibi. Bak demedi deme. Cüneyt dedi dersin müzik oyunlarından. Tamam mı? Tamam, hadi inşallah. Evet aynen öyle gidecek. Çünkü bu şarkı 2 kere dinlendi mi dile dolanan bir şarkı. Mesela 2-3 defa daha söyler misin? Bir kez daha alayım nakaratı. 2 kere daha alayım yani nakaratı. Tamam. O giden bir gün geri dönecek. Benden almıştı beni, geri verecek. Bana da her şey müstahak gibi. Bu kalbim aptal, seni sevecek. Süper. Bir de ben söyleyeyim mi? Tabii ki de. Tabii ki de. Bir de sen söyle bir kere. Sözlerini. O giden bir gün geri dönecek, benden almıştı beni geri verecek. Bana da her şey müstehak gibi, bu kalbim aptal seni sevecek. Bu da benim yorumum. Süper ama bak sana bir şey söyleyeyim çok güzel. Bilal Son Ses'e de buradan selamlar sevgiler. Şarkı çok güzel. Ve bu şarkının akustiğini de yap. Senin sesine müthiş oturmuş durumda. İyi bir nokta atışı yapmışsın. Tebrik ediyorum. Evet. Peki, proje kafanda var mı yeni projeler? Var. Tabii ki, olmaz olur mu? Yani bizim de yani düşündüğümüz şeyler var tabii ki. Değerlendirdiğimiz farklı projeler de var ama şu anda daha henüz netleşmiş bir şey yok. Yani bunu şimdi diğer adımız böyle olacak diyebileceğim bir şey yok. Ama değerlendiriyoruz her açıdan. Yeni şarkı olsun, işte yeni şeyler olsun. Şeyim ne böyle hani plan demin de hayalim var şu yolda şöyle ilerlemek istiyorum gibi. Kendimi çok kısıtlamıyorum o konuda. Yani benim hayalim, tek hayalim şarkı söylemek. Başka bir hayalim yok. Hayal Yani kurmak kısıtlamak mıdır? yok, yani öyle değil. Bu bence insandan insana değişir. Ama bana göre ben her konuda öyleyim. Yani sanırım ben böyle kendimi hiçbir zaman, ya sevgi, seni istediğin yol bu. Bundan geçeceksin ve böyle 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 bunu bu şekilde planla diyebilecek bir insan değilim. Hayat çünkü Anladım. tartıyor, hiç bilmiyorum. Nasıl geliyorsa eğer, çok enerjiyle daha fazla yönelen bir insanım yani. Süper. Çok mantıklı geliyor söylediklerin. Çünkü ben zamanında çok planlar, hayaller yapmışımdır. Onundan 8'i olmamıştır, 2'si olmuştur. Oluyor.
Dediğim gibi çok plan yapmak olmuyor. Son yıllarda yaptığım önüme ne geliyorsa onunla bir plan projeye giriyorum. Dediğim gibi çok uzun vadeli şeyler yapmak insanı çok yoruyor. Evet, kesinlikle öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Aynen, kesinlikle. Peki bu bir yıldır neler yapıyorsun? Yani bu şarkı dışında nasıl geçti senin bir yılın, pandemi yılın? Daha doğrusu 2020'den bahsediyorum. 2020 yılı. Zaten Evet, gidip geliyor musun mesela? Yurt dışı şu an neredesin? şu an İstanbul'dayım. Ha, İstanbul. Gidip geldin mi mesela Almanya'ya devamlı? Tabii ben pandemi döneminde ben 7 ay Almanya'daydım. Ben Ha. full oradaydım. Full orada geçirdim zaten. Oradaydım. Zaten yani 2020 yılı dediğim zaman 2020 yılında ne yaptım dediğimde çok yapacak bir şeyimiz olmadı. Ama Bol bol yemek yaptık, yedik. Bol bol yemek yaptık. Bol bol yemek yedik. Aynen. Şanslıysan temizliği evdekiler yaptı, sen oturdun. Tabii tabii evet. Ondan sonra dediğin gibi şarkı bakmışsındır belki. Bir şarkılar dinlemişsindir. Evet, benim Almanya'da da piyanom var. Ben orada da piyano çalıp şarkılarımı söylüyordum. Hani her alanında olduğu için müzik. Orada da aynı şekilde. Hani burada nasıl yaşıyorsam eğer orada da aynı şekilde yaşıyorum. Ama dediğim gibi pandemi döneminde full oradaydım. O kadar memleketimi özlemiştim ki ya sadece dua ediyordum. Artık ne olursun bitsin de geri gelebileyim diye. Gerçekten. Peki şu süreçte çıkarmak mantıklı mıydı sence? Şu an çok erken de bu kararı, sana bu soruyu sormam ama onu düşünmedin mi dediğin gibi? Yani boş ver, ben çıkarmak istiyorum bu süreçte mi dedin? Çünkü biliyorsun mesela şarkı şu anda çok iyi gidiyor. Bir ay sonra çok tutmuş vaziyette olabilir ama sahne yok ortada. Tabii ama ya tabii ki yani kafamda illaki hani tedirgin olmuşumdur, düşünmüşümdür, etmişimdir ama yani dediğim gibi enerjiyle hareket ettiğim için ya ben orada hissettim ki tamam sevgili dedim doğru bir şeye karar veriyorsun şu anda. Doğru bir şarkı, doğru bir zamandır. Niye doğru olmasın ki? Belki bana çok farklı bir kapı açacak. Hissettim ve o zaman çıkardın. Ertelemeyi hiç düşünmedin yani. Yok, hiç düşünmedim. Direkt. Süper. Benim için. Süper. Şey, dans etmeyi de çok seviyorsun ve aynı zamanda esas yabancı şarkıları da çok güzel söylüyorsun. Tabii. Evet, yarışmalardan da biliyoruz. Tabii. Şimdi ben Türkçeyi sonradan öğrendiğim için Nasıl sonradan? Benim normalde ana dilim Almanca. Almanca da sonradan derken 7 yaşından sonra mı öğrendin yoksa 20 yaşından sonra değil herhalde. Zaten yaşım 20 dermiş. 13-14 yaşından sonra öğrendim. Oo, bayağı da geç öğrenmişsin ama Evet. Şu an çok iyi. Hani çünkü hani Almanya'da yaşayan Türkler hani bir Almanca bir Türkçe konuşulur ya evde. Pek Evet. anlamaz nasıl öğrendiğini. O daha kötü. O daha O daha mı kötü o? Tabii evet çünkü o zaman çok karışıyor. Hmm. Zaten çok fazla Türk arkadaşlarım da var Almanya'da. Ama onlar mesela çok daha farklı konuşuyor. Anladım. Yani Bilmiyorum, onun mantığını bilmiyorum. Dediğin gibi belki bir zamandan sonra Türkçe'ye yönelmek daha güzel olabilir. Yani bence ya sanırım benim için en sağlıklısı bu doğru öğrenebilmek için. Zaten ben şimdi dediğim gibi de hani Türkçe'yi de sonradan öğrendiğim için ben tabii küçükken sadece İngilizce şarkıları söylüyordum. Öyle. Bir de bu var değil mi? Almanya'da yaşayan Almanlar da dahil İngilizce şarkıları çok mu hakimler? Çünkü Kesinlikle öyle. benziyor falan diyorlar ya. Kesinlikle öyle. Evet. Çünkü Ha. zaten çoğunlukla da İngilizce şarkılar çok yaygın. Ya burada da yaygın da ama yine de biliyorsun yani yüzdelik dilimi var. Tabii ki. Yani tabii ama yani oradan çok farklı. Bu arada İngilizcen nasıl? Kendimi ifade ederim. İyi. Tahmin ediyorum konuşursun sen rahat rahat. Aynen, sıkıntı duymazsın. Bir İngilizce şarkı alalım mı senden? İngilizce şarkı. Evde en çok söylediğin rahat rahat. Evde söylemeyi sevdiğin veya son. Böyle bir şey gelmiyor aklıma biliyor musun? Doğru. Tahmin ediyorum. Evet. Olmadı ben şimdi düşüneyim. Tamam düşün. O zaman ben de birkaç yoruma bakayım arkadaşlar. Soru sormak isteyenler varsa da soru işaretine yazabilirler. Konuğumun şu tarafı da çok güzel. Mesela şarkı söylüyorum hemen söylüyor.
Bazı konuklarım diyor ki bugün hastayım söyleyemeyeceğim falan, öyle oluyor. Ama yani müzik üzerine konuşuyoruz ve şarkı dinlemek de istiyoruz açıkçası. Bizim Türkiye'de pandemi ve sokağa çıkma yasakları devam ediyor akşam 9'dan sonra ve hafta sonları devam ediyor. Zaten restoranlar falan da kapalı, sadece paket servisi yapılıyor. O yüzden çalışma dışında evlerdeyiz. Evlerde de bu tarz canlı yayınlar gayet sağ olsunlar, bir izleyici kitlem var. Onlarla birlikte biz motivasyonumuzu yüksek tutuyoruz. Ve tabii Sevgi Fırat gibi konuklarım da oldu mu bu daha da güzel oluyor. Süper bir enerji oluyor gerçekten. Evet. Ben Hemen. bugün gördüm Sevgi'yi diyor biri. Merhaba demiş. Çok tatlı, çok samimi demiş birisi. Ondan sonra harika bir sohbet diyor. Yester ablamız Fransa'dan izliyor bizi. Bizi yurt dışından da izleyenler var. Ben Güzel şarkı. de yorumları şu anda tam iyi takip edemiyorum. Çünkü hepsi bir anda. Ben de. Sen rahatına bak. Sen şarkı seç. Ben de yorum var. Aynen. Çok güzel söylüyorsun tekrar demişler sana. İyi misiniz demiş Nesnan. İyiyiz. Teşekkürler. Sizler de iyisiniz inşallah. Evet, bence de müzik ruhun gıdasıdır. Kesinlikle öyle. Bilal Sonses yazarsa kötü olma ihtimali yoktur. Niye? Olabilir. Birer de yazarsa kötü olabilir. Yani niye olmasın? Ama şu ana kadar kötü çıkmadı. Helal olsun. Gerçekten bütün şarkıları, bir de şey de var. Eski cover şarkıları da çok güzel yapıyor. Yani ben şimdi yapana yaptı diyorum yani. Evet, Ben de kesinlikle. yalan da yoktur, mübah da yoktur. Birine hani şey de yoktur. Ben hani Bilal Sonses çok sevdiğim bir konuğumdur. Konuğum olmuştur. Onun dışında bir şeyim yoktur, iletişim. Doğruya doğru gerçekten Bilal bu konuda mesela rahmetli İbrahim Erkal'ın şarkısını öyle bir söyledi ki tekrar değişik bir formata soktu. Çok da güzel dinlendi o şarkı. Yine kendi besteleri zaten çok iyi. O yüzden de çok başarılı buluyorum. Zaten başarılı olan adam da yürüyor Evet, kesinlikle. görüldüğü üzere. Hiç öyle torpil arkadaşlar, birisi elimden tutsun. Şimdi bize DM'den çok geliyor abi, bizim derimizden biri tutsa vesaire. Bir tane konuğum vardı, dedi ki ben çok konuşuyorum yalnız Sevgi, şarkını seçtin mi? Ben de öyle bir dalıyorum ki. Şarkıya bakmıyorum. Yo, ben herhalde daldırttırdım çok konuyu. Son olarak onu söyleyeyim. Bir konuğum dedi ki hiç takipçim yoktu dedi. YouTube'a koydum dedi. Bir baktım bir gün 10 bin. Ertesi gün 100 bin. Sonra 1 milyon oldu izlenme diyor. Reklam bile vermeye fırsat mı? Yani şarkı, çalışma güzel oldu mu güzel ilerliyor diyebiliriz. Evet Evet. Sevgi, sendeyiz. Şimdi şey, All of Me bir şarkı var biliyorsunuz zaten. Onu Ya çok bilmez miyim? Hep söylüyorum. şey. Yok biliyorum, şaka yaptım. Hem de müzikle. Kızım. Your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. Bu kadar. Bu kadar mı? Evet, bu kadar. Sesine yüreğine sağlık. Son olarak izleyenlerine, seni sevenlere neler söylemek istersin? Ondan önce hemen tekrar bir son şarkının nakaratını. Ben çok sevdim şarkıyı. Dakikada bir söyletiyorum sana. Bir kere de senden dinleyelim, bir kere de ben söyleyeyim. Yok ben daha söylemeyeyim ya. Yok senden dinliyorum. Ben bir şimdi sözleri takılırım diye şey oluyorum, geriliyorum. Senden dinleyelim. Ben daha söyleyeceğim. Daha şarkı yeni ya. İyice ezberleyeyim. Bir gün Tamam. story çeker seni etiketlerim. Bekliyorum Tamam. ama. Tamam. Tamam. O giden bir gün geri dönecek, benden almıştı beni geri verecek. Bana da her şeyi müstahak gibi
Bu kalbim aptal seni sevecek. Yani burada da diyor ki o giden geri dönecek ama benim kalbim de aptal yine sevecek mi demek istiyor. Öyle diyor. Peki öyle misindir? Bence Çok bunu zor bir soru. Bilmiyorum yaşadın mı? bence ama bunu daha fazla Bilal Bey'e sormak lazım. Hayır ben onu yazan için demiyorum. Sen mesela gitse o döndüğünde tekrar devam eder misin yani? Ona geri dönmeyi mi? Evet. Tamam. Söyleme, cevaplama. Kalsın. Çünkü şarkı da çünkü tereddütlü geldi bana. O da öyle tereddütte kalsın. Belki bir sene sonra tekrar veya bilmiyorum ne zaman yeni şarkın geldiğinde o sorunun cevabını alırız senden. Tamam. Ben yine veririm. Tamam. O zaman sevenlerine son olarak neler söylemek istersin? Yorum atan, şu anda görüyorum, kalpçikleri görüyorum burada yanda. Yorum atan, kalpçik atan, güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. Şarkımla ilgili de bir şeyler yazıyor. Ben az önce yani gördüm orada ama yakalayamıyorum dediğim gibi. Herkese çok teşekkür ederim. Umarım benim şarkımı hissettiğim gibi sizlere de yansıtmış olabildim. Ben şunu söyleyeyim Sevgi, tarzın, tavrın çok sıcakkanlısın, samimisin. Ondan sonra sahneye yakışıyorsun. Şarkın çok iyiydi, sesin çok iyi. Yani daha ne olsun, yolun açık olsun. Müzik Onir ailesi olarak seni devamlı takip ediyor olacağız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Umarım sen de memnun kaldın sohbetten. Çok memnun kaldım ya. Çok güzeldi. Sağ ol, Olmadı. çok teşekkür ederim. Söylemek istediğin başka bir şeyler varsa da söyleyebilirsin aklında. Bir proje ne bileyim. Arkadaşlar klibi YouTube'dan izliyoruz. Yorumlar da yapıyoruz. Oradaki yorumları da bakıyor musun? YouTube'daki yorumlara da klip yorumlarına. Ben Instagram'dan gelen yani tabii yakalayabildiğim DM'den. mesajları da bakıyorum. Genel yorumlara da bakıyorum. Bakıyorum ya yakalayabildiğim kadar. Bir geçiyorum. Süper. Tamam. Kendine çok iyi bak o zaman. Selamlar, sevgiler. Tekrar görüşürüz. Herkes sağlıkla kalsın. Sen de sağlıkla kal. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar. Güzel bir sohbetti. Konum da çok sıcakkanlı, samimi ve altyapısı çok kuvvetli müzik adına. Onu da söyleyeyim. Sahneye de çok yakışıyor. Bunu birkaç kez söyledim ama söylemekten de hiç çekinmiyorum. Sevgi Fırat bizlerle birlikteydi. Müstehak. Çok kullanırız bunu. Müstehak. Sana müstehak. Hep de aşkta olur bu, değil mi? Sana müstehak. Ben sana demiştim. Sana müstehak. Evet. Harika bir kişilik. Süper diyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bizim aşiret ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Görüşemiyoruz aşiret. Görüşemiyoruz. Ne yapalım bir ayda önümüzdeki Şubat ayında bir canlı yayın bir günlük canlı yayın yapalım buluşma. Keşke pandemi bitse de şöyle toplu görüşme yapsak. Ama Fransa ve yurt dışındakiler gelemezse Allah ne olur bilmiyorum. Bu akşamlık bu kadar arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Müzik Onir ailesi olarak yeni sesleri, yeni isimleri ve yıllardır bu sektörde olan sanatçılarımızı sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Valla bir Tarkan gelmedi, bir Ajda Pekkan gelmedi. Onlar da belki bir gün gelirler ondan sonra. Birçok sanatçı konuğum oldu. Müzik On Air konuğu oldu. Bu arada Müzik On Air'in ben yönetmiyorum, ben sunucusuyum. Kalabalık bir ekibi var, editörü var, sahibi Özcan Beylan olmak üzere. Müthiş kalabalık bir kadrosu var, dergisi var vesaire. Oraya, buraya yazacağınız DM'leri de onlar cevaplıyor olacak. Cüneyt Diktaş'ı ayrıca takip edebilirsiniz. Bak yazmışlar ismini. Cüneyt Diktaş. Çayım bitti. Çayımı dolduracağım. Geçiyorum odama. Sizleri seviyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Yarışmamız var Şubat'ta da. Sesi güzel olan. Bu arada canlı yayın istekleri var. Görüyorum. Onları inşallah o yarışma zamanı alacağım. Gün vereceğim size. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Güzel haftalar.